Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda geceden yoğurup sabaha 5 dakikada hazırlayabileceğiniz pamuk gibi bir poğaça tarifi vereceğim. Videonun başında da sizlere bunu göstermek istedim. Ve tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına yarım tatlı kaşığı kuru mayayı alıyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 100 milim su, 40 milim zeytinyağı ekliyorum ve 100 milim de süt ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. O kadar kolay oluyor ki geceden yoğurun, sabahta kalkın, 5 dakikada hazırlayıp fırına atın. Bir tane yumurta beyazı ekledim. Yine karıştırıyorum. Tam 3 su bardağı un kullandım. Yani 360 gram un kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. İlk olarak kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Her zaman söylüyorum. Lütfen ununuzu kontrolle ekleyin. Gece yatmadan çabucak hamurunuzu yoğurun ve sabah kalktığınızda da 5 dakika içerisinde şeklini verin ve fırına sürün. İnanın lezzeti de harika olan bir poğaça tarifi ve hamurumu yoğurdum. Daha yakından bakabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatacağım. Ve sabaha kadar oda sıcaklığında bekleteceğim. Sabah oldu. Hamurumu görüyorsunuz. Gayet güzel mayalanmış. Hamurumu toparlıyorum. Hamurumu iyice toparladım. Şimdi elime biraz sıvı yağ süreceğim. Ve sıvı yağ ile hamurun her yerini yağlıyorum. Çok fazla değil. Az bir şey elinize değdirmeniz yeterli olacaktır. Yağlı kağıt sermiş olduğum 28 santim çapındaki borcamıma yerleştiriyorum. Elimle videoda gördüğünüz gibi hamurumu açıyorum. Hamuru tamamen açtım. Şimdi hamurumu videoda gördüğünüz gibi keseceğim. Lütfen videomu buraya kadar izleyenler bana küçük de olsa bir yorum yazarlarsa çok sevinirim. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Hamurumu kestim ve gösterdiğim burgu peynirlerle hamurumun kesmiş olduğum kısımlarına peynirleri yerleştireceğim. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Peynirlerin hepsini yerleştirdim. Ve bir 15 dakika tepsi mayası için üzerini kapattım. 15 dakika sonra 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile 1 tane yumurta sarısını poğaçamın üzerine sürüyorum. Her yerine güzelce sürmeye dikkat edin lütfen. Ve yumurta sarısını sürdüm. Şimdi biraz çörek otuyla ve biraz da susamla poğaçamı süsleyeceğim. Süsleme işlemim tamam. 185 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirdim ben. Poğaçam sıcakken hemen temiz bir bezin üzerine alıyorum. Soğuyan poğaçamı servis tabağının üzerine geçiriyorum. Gerçekten bu görüntü şahane. Zaten benim bir şey söylememe gerek kalmıyor. Pamuk gibi harika poğaça hazır.
dilimleyerek sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Mutlaka deneyin. Sizler de lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. Pamuk gibi çok lezzetli poğaçalar oldu. Lezzetine de bakacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim bir poğaça tarifi. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.